Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim, alkışlar Ayşe Hanım için. Üçüncü yarışmacımız. Ayşe Hanım nasıllar? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Güzel iki performans izledim. Evet. Bir tanesi şanslıydı, bir tanesi şanssız. Evet, ne yazık işte ki. Güzeldi ama. Değil mi? Evet. Oğuzhan Bey de az daha işte 8000'lerin son noktasına doğru ulaşacaktı. Eda Hanım 7000 dedi, 8900 evet. puan yaptı. Bence 9000'i falan hafta finaline saklıyor. Çok planlı gidiyor. Hadi onun planlarını biraz bozun siz. Hadi bakalım inşallah. Başlamadan biraz kendinizi tanıtmanızı tamam. rica edeceğim. Hekim olduğunuzu biliyoruz. Başka da pek bir şey bilmiyoruz. Evet, şu an Şanlıurfa'da çalışıyorum. Kolay gelsin. 3 yıllık hekimim. Şu an aile hekimiyim. Uzmanlık sınavına hazırlanıyorum. Dün sınava girdim. Ama şu an sınavdan daha heyecanlıyım. Yok canım artık. öyle şu an aslında çoğu zamanım uzmanlık sınavına hazırlanmakla geçiyor. Yoğun bir sınav. Kedilerim var Urfa'da, 2 tane. Onlarla yaşıyorum. İsimleri nedir acaba? Şeftali ve Nuri. Şeftali ve Nuri. Evet. Buradan Şeftali ve Nuri'ye saygılarımızı iletiyoruz efendim. Ben sakın böyle çok... bir isimlerinizden dolayı karakter bunalımı falan yaşamayın. Gayet sempatik isimlerimiz varmış. Evet, bence de çok yakışıyor. Ayşe Hanımcığım, 14 tane soru, 9 tane harf alma hakkı bıraktı Eda Hanım size. Tamam. 9 tane harf alırsanız eğer 11 saniye arttırmanızı rica edeceğim. Çünkü tamam. 10 saniye de arttırmışlar o harf sayısının yanı sıra. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun geliyorum ilk sorunuz. Biraz eski bir kelime. Göz anlamında Farsça aynı kökenli bir şey eski bir sözcük. Göz. Oldukça eski. Harf alayım. Hatta mesela bir isimde geçer. Gözüm anlamındaki bir kadın isminde. Gözüm. Sonuna bir M eklerseniz bir kadın ismi olur demek istiyorum. Didem. Nedir? Dide. Dide. 300 puan değerinde. Geliyor yenisi. 4 harflidir bu da. Şöyle soruluyor. Bir sonuca varmak, çözüme ulaşmak için tutulması gereken yol. Daha plan güzeli mı? Çıkar yol. Bir çıkar çare. Yol. Çare. Çok güzel oldu. Gayet güzel oldu. Batı kökenli bir kelimedir. Aradığınız kelime efendim şöyle sorulmuştur. 2 veya 3 köşeli küçük boyutlu bayrak. Flama. Flama. Çok güzel gidiyor Ayşe Hanım. Aynı hızı burada da göstereceğinize eminim. Yani 5 harfli cevaplar toplamında 1000 puan kazandıracak size. Görelim. Getirildiği kelimenin birden fazla olduğunu anlatan ekin. Çoğul. Ön adıdır. 500 puan değerinde. Kötü okudum, bir saniyenizi yedim. Geri vereceğim. Merak etmeyin. Mesela şurada yapabilirim onu. Ejderha. Fransızca kökenli karşılığı. Dragon. Nedir o? Dragon. Dragondur o. Büyük ejder gibi yarışıyorsunuz. Vallahi öyle. 2300 şimdiden bir tanecik harf aldık. Kenarda hı-hı. dursun. Bir tamam. şey olmaz. 9700 bekliyorum vallahi. Buyurun. Yaşamı zahmetsiz kılan hemen her şey. Yine batı kökenli bir kelime bu. Kolaylık gibi zahmetsiz kılan. Batı kökenli. Ferah. Konfor. Nedir? Konfor. Konfordur Ayşe Hanım. İşte 7 harfli cevaplar tek kelimeden oluşuyor efendim. Ben de hızlandım müsaadenizle. Tamam. Siz çok hızlısınız. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Yarışmanın tam ortasına geldiniz. Tamam. Görelim. Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi. Gidişat. Ne dersiniz? Gidişat. Aman yarabbim. Hadi yenisi gelsin. Burada aynı hızı gösterebilecek misin? Çok merak ediyorum. Çünkü pek kullanılmayan atlamaktan bir... Atlamaktan çok korkuyorum zaten, durayım ben. Öyle mi? Tamam, burada biraz nefes alalım. Tamam. Ve şöyle düşünelim efendim. Yine harf almadan cevaplayabilirsiniz siz bunu. Tamam. Yabancı kökenli, batı kökenli bir kelimenin pek yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığıdır bu. Tamam. İki kelime yan yana getirilerek oluşturulmuş bir birleşik kelimedir. Hı hı. Siz bu batı kökenliyi zaten biliyorsunuz. Olsa olsa ne olur Türkçesi tamam. gibi düşünün. 7 harfli olduğunu da unutmayın. Buyurun. Tamam. Vejetaryen. Acaba nasıl? Et yemez. Nedir efendim? Et yemez. Biliyor muydunuz? Yok şimdi. Olsa olsa böyle olur evet. dediniz. Yani hem dağarcı sağlam hem pratik zekalı. Maşallah. Ben de et yemez zor diye şu soru biraz nefes aldırır yarışmacıya diye düşünüyordum. Buyurun hem bir nefes alın hem bir yudum. Kremalı sütlü İtalyan kahvesi. Cappuccino. 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 800 lira. Haydi 8 harfli cevaplar. Bitin siz.
tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Rumca kökenli gayrete getirici gemici ünlemi. Gemicilik. Evet. Bunu duymuştum bence ama kesinlikle yelkenler kora gibi bir şey. Şarkılarda filan da geçer. Çocuk şarkılarında Sezen Aksu'nun da bir şarkısı vardı hatta orada da geçiyordu. Süren var diye var. Düşünüyorum. Var. Çok gayrete süreniz getirici. Var. Siz tek kelime miydi? Tek kelime Rumca kökenli. Vira. Fora. Hadi. Ha gayret gibi bir kelime. Sanki böyle selam veriyor gibi aynı zamanda. Ay hiç şey gelmedi şu an. Çok ünlü bir çocuk şarkısı vardı. Koroların söylediği, çocuk korolarının söylediği. Hiçbir şey gelmiyor. Harf alayım bir aldık tane. Aldık bir harf. Hatırlayacağız. İstersek 7 tane daha bile harf alırız. Rumca kökenli gayrete getirici. Gemici. Gemici. Ünlemi. Şarkılarda filan geçer. Ya bunu hali hazırda kullanan gemici var mıdır bilmiyorum. Ben duymadım mı şarkıyı acaba söyleyeyim. Bilmiyor muyum? Bir harf daha alayım. M. Miço. Miço. Ay bilmiyorum bence bunu. Getirici. Yani gemici. Gayrete getirici bir ünlenmiş aslında ama sanki biraz ara verelim der gibi. Hadi mola. Hadi mola mı? Biraz daha coşkulu. Bir harf daha mı? Bir harf daha alayım. Hadi. İşte geldi üçüncü harfi. Yok duymamışsınız kelimeyi. Yok duymamışım. Hayi mola. Mola mı sonu? Ha gayret. Haya mola. Haya mola. Haye mola. Hey mola. Heye mola. Nedir? Heye mola. Heye moladır. Yani. Hiç hayatımda. Hey. Kelimeyi baştan yarattılar. Hiç hayatımda. Şarkıyı da duymadım, kelimeyi de duymadım. Ben bir kuvvetli alkış alabilir miyim şu uğraşıya? Geriye kaldı 5 tane harf alma hakkı. Ama kaç çok büyük bir problem kaldı? Yok. 4 tane soruya cevap tamam, vereceksiniz. Tamam, süremiz çok mu gitti? Süre işte onu biraz kaybettiniz. Kaç kaldı? Heya molaya girmeden önce 2 dakikadan evet. Fazla süremiz vardı. Şu anda 46 saniyeniz var. 5 soru 46 saniye. Evet, tamam. Yani soru başına 10 saniyeden daha azı tamam. Kalıyor. Korkum şu, basit sorular, gayet basit şeyler. Fakat ilk 9 harfli cevap, yani bu sorunun cevabı biraz kafa karıştırır mı? Hadi bakalım, basit olmasına rağmen yapmasın öyle bir şey. Alt anlamlarından biri ard arda söylemek, sayıp dökmek. Sıralamak. Nedir? Sıralamak. Ayşe Hanım müthişsiniz. Müthişsiniz. İki kelimeden oluşuyor 9 harfli cevapların ikincisi. Bundan korkmuyorum. Net bir soru çünkü bu. 21 Haziran, 21 Aralık tarihlerine verilen ortak ad Türkçesi. Gün dönümü. Çok güzel. 900 puan daha. Bu sefer Türkçesini vereceğiz. Batı kökenliği sizden isteyeceğiz. 10 harfli cevaplar efendim. İlkidir. Uygulama anlamındaki. Tatbikat, pratik, uygulama. Akreditas. Efendim telefonumuzdaki uygulamalar. Aplikasyon. Ya. Aplikasyon. Yine çok basit. Basit olması bazen böyle tuzaklı soru tamam. Haline getiriyor bu tip soruları. Ne kadar fakat sürem kaldı? Çok süreniz var. Tamam. 28 saniye bir tanecik soru kaldı. 5 tane de harf alabilecek durumdasınız. Tamam. Yani bir anda çılgınca bir şeyler yapmazsanız tünelin sonundaki tamam. Işık göründü efendim. Demek istediğim şey sakin olun burada da tamam. Sıralamayı ne kadar güzel cevapladınız bunu da aynı şekilde cevaplayacaksınız. Son soru. Karşılığı sonra verilmek şartıyla birinden ödünç para, almak. Dikkat tek kelime veya bir şey almak. Para. Ama karşılığı sonra vermek, borç almak, yani borçlanmak. Borçlanmak. Büyük puan değerinde de 9400 yapar kasayı. Üzerine de 15 saniye arttırır Ayşe Hanım. Beğendiniz mi yaptığınızı? Evet beğendim. Ben de beğendim. Kocaman alkışlar efendim.